Hindistan'da bir atasözü vardır. Ayağına bir diken girerse, ilk dikeni çıkarmak için ikinci bir diken kullanabilirsin. Sonra iki dikeni de atarsın. Amaç varoluş ormanında toplanan ve neşe dolu bir dansa engel olan ya da acı veren koşullanma ve alışkanlık dikenlerini ortadan kaldırmaktır. Ve yine amaç, kim ve ne olduğumuza dair temel gerçeğe işaret etmektir. Tezahür eden dünyanın oyununun ortaya çıktığı değişmeyen, bozulmamış farkındalığa. Kavramları büyük ölçüde kişisel kimliğimizi türettiğimiz kavramlarımızı etkisiz hale getirmek için sunuyorum. Söylediklerim de işi bittiğinde varlığından çıkabilir. Kelimelerin amaçları, olduğu gibi kutsal kavramlar kümesini üstlenmek değil, işaret ettiği şeyi gerçekten özümsemektir. Yaptığımızda işimiz bitti, her zaman olduğumuz yere geri döneriz. Her kelime seninle konuşabilir, çünkü gerçek hiçbir yöntem gerektirmez, kategorize edilemez ve kronolojik değildir. Her an, kendini keşfetme ateşine adım atmak için bir andır. Bu ateş seni yakmayacak. Sadece senin olmayanı yakacak. Sana lütuf dokunduğu zaman ve bundan şüphen olmasın, lütuf zaten sürekli işliyor. Hatta şu an beni dinlerken bile ona teslim ol. Gizemi anlamaya ve çözmeye çalışma. Bunun yerine gizemin kendisinde çözülmeye istekli ol. Kelimeler aracılığıyla sen olmadan kendinle tanıtılıyorsun. Beni sorgulama aynası aracılığıyla tanıyarak. Dünyayı değiştirmek senin görevin değil. Kendini değiştirmek de senin görevin değil. Gerçek doğana uyanmak senin için bir fırsattır sadece. Bir an için söylediğim hiçbir şeyi düzeltme. Herhangi bir ifadeye de bağlanma. Sadece açık, sessiz ve anda kal. Lütfun açılma işi, içinde ve dışında, kendine hizmet eden uyum ve sevgi olarak tanınacak ve hissedilecektir. Kendini sorgulama, zihni sıfır noktasına, çıplak mevcudiyete geri getirir. Ve bu benim tanıklığı, mutlak olanda gerçekleşir.